Merhaba sevgili izleyiciler. Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonu ekranlarına yerelden yönetim programına hoş geldiniz. Bugün programımızda Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İçme Suyu Daire Başkanlığı'nın çalışmalarını anlatacağız, aktaracağız sizlere. Ve program konuğumuz Şube Müdürü Sayın Recep Günay. Hoş geldiniz Recep hoş Bey programımıza. Canım. Merhaba. Ee, i̇çme suyu çok önemli. Ee, tüm evet. vatandaşlarımızın da merak ettiği konulardan bir tanesi. Evet. Öncelikle daire başkanlığımızı bir genel olarak evet. tanıtalım. Sonra da çalışmalarımızı anlatalım sevgili izleyicilerimize. Tabii ki Yonca Hanım. Ee, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve e, Maske Genel Müdürümüz Sayın Yaşar Coşkun'un talimatları ve destekleriyle e, 17 ilçemizde toplam 491 adet personelimizle ee, i̇çme Suyu Daire Başkanlığı olarak vatandaşımıza, halkımıza e, Sağlık Bakanlığı'nın, halk sağlığının yayınladığı insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak içme suyunu sağlamakla e, ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hı hı. Bununla ilgili e, 7-24 hiçbir personelimiz zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını hı hı. sürdürüyor. Bu vesileyle de arazide olsun, daire içerisinde olsun, bütün çalışan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyorum. Zor bir iş çünkü en çok şikayet gelen ya da sorun, yani su su olmazsa olmaz, özellikle ev hanımları. Evet için önemli, herkes için tabii ki önemli. Su hayat sonuçta ama tabii. en ufak bir de, en ufak bir sıkıntıda hemen maskeye ulaşıp işte suyumuz kesildi ne zaman Mutlaka. gelecek ne olacak diye evet. sıkıntılı bir daire başkanlığı yürütüyorsunuz Aynen. hep birlikte. Aynen o, o şekilde. Geçmişte aynı sıkıntıları ben de yaşıyordum. İçme Suyu Daire Başkanlığı'na çalışmaya başlamadan önce yani 10 dakika dayanamıyor insanımız. Değil mi? Yani evet. Kendimden pay biçiyorum. Evet. Ee, ama bununla ilgili e, Büyükşehir Belediye Başkanımızla Genel Müdürümüzün talimatlarıyla kurduğumuz birimlerimiz olsun, 185 çağrı merkezimiz olsun. Hı -hı. Yani nöbetçi ekiplerimizle 7-24 gece gündüz demeden kesintisiz bir şekilde su İzmir'de. sağlamaya çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, ama zaman zaman aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Ee, malzeme e, konularında olsun, çalışılacak alanla ilgili olsun. Önlemler ve tedbirler alınma noktasında bazı gecikmeler yaşanabiliyor. Ama vatandaşımızın da bu gecikmeleri maruz görmesi gerekiyor. Anlayışla, zaman zaman. Karşılamak Anlayışla gerekiyor. karşılaması gerekiyor. Aynen. Evet, çalışmalara devam edecek olursak hangi şubeler var e, daire başkanlığı? İçme, suyu daire başkanlığımızda 3 adet şube müdürlüğümüz var. Ben bakım onarım şube müdürlüğü görevini yürütüyorum. Diğer iki şube müdür arkadaşlarımız Eyüp Serhan Güven e, Merkez. Ee, şube müdürlüğümüzü yürütüyor. Hı hı. Merkez e, arıza ekiplerimiz ve e, depo arıtma tesislerimizden sorumlu. Diğer şube müdürlüğümüz e, içme suyu temini ve su arıtma kalite şube müdürlüğü. Hı hı. Şube müdürümüz İlker Bey, İlker Kılıç. E, bu şube müdürlüğümüzde merkez ve 17 ilçemizdeki içme suyumuzun e, vatandaşımıza sağlıklı ve nitelikli şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla arıtma tesisleri, klorlama ile ilgili Hususlar da çalışıyor. Hı hı. Yani çalışmalarımız bu şekilde devam Kaç ediyor. Kaç personel demiştiniz? Toplamda ne? 17 ilçe dahil 491 personelimiz var. İçme suyu daire başkanlığı Daire başkanlığı, başkanlığı üyesinde. Şimdi hem merkezde içme suyu sağlıyor daire başkanlığınız çalışmaları hem de 17 ilçeye de hizmet veriyor. Evet 17 ilçeye ee, Nasıl karşılanıyor yer altından Nasıl bir sistem var? İçme suyu kaynaklarımız... Ya bize nasıl ulaşıyor su? Öyle sorayım. Tamam. İçme suyu kaynaklarımızın o zaman ilk aşamadan son aşamaya kadar vatandaşımızın evinde çeşmesinden akan aşamaya kadar ben madde madde anlatayım sizlere. İçme suyu merkezdeki kaynaklarımız Gürle, Kayapınar, Akpınar, Ilıca... Kaynaklarından karşılanıyor. Hı hı. Manisa'mızın 17 ilçe dahil en büyük kaynağı gürle kaynak suyumuz, doğal kaynak suyumuz. Doğal kaynak. Manisa'daki en büyük kaynak suyumuz. Yani saniyede 400 litre yakın bir su verimimiz var bu kaynağımızdan. Onun dışında diğer ilçe merkezlerimiz ve mahallelerimizde genelde yer altından içme suyumuzu temin ediyoruz sondajlar vasıtasıyla. Hı hı. E, bu sondaj çalışmalarımız e, devam ediyor. Yer altından temin ettiğimiz sondaj Nasıl sayımız... Nasıl çıkıyor? Elektrikli e, herhalde e, şöyle, sistem. Şöyle, öncelikli olarak e, sondajlarla ilgili hidrojeolojik etütler yapıyoruz. Hı. Yani her yerde suyu bulmamız mümkün değil. Ki şu dönemde nitelikli suyu bulamıyoruz. Bu yüzden hidrojeolojik etütler sonrasında su kaynaklarının... E, bulunabileceği bölgelerde araştırmalar yapıyoruz. Araştırmalar sonucunda e, raporlar elde ediyoruz. Hı. Bu raporlarda daire başkanlığımız bünyesinde çalışan e, jeoloji ve jeofizik mühendisi arkadaşlarımız en uygun yerlerin tespitini yaparak e, lokasyon belirliyorlar. Hı. Belirlenen lokasyonda sondaj makinalarımız e, çalışmalarına başlıyor. Delgi işlemlerini tamamlıyorlar. Delgi işlemini tamamladıktan sonra e, açılan sondajlardan e, belirli zamanlarda ve standartlarda çalıştırılarak numuneler alınması gerekiyor. Hı -hı. Aldığımız numuneleri hem e, halk sağlığına hem de radyoaktif olarak e, analizin incelenmesinin yapılması için analize gönderiyoruz. Hı -hı. Analiz sonuçları elimize ulaştıktan sonra söz konusu sondajımızın su kaynağımızın e, terfi hattı olsun pompaları olsun vesaire depolara iletimini sağlayacak ekipmanlarla ilgili ilgili daire başkanlığına gönderiyoruz Hı. projeler daire, daire başkanlığı daire başkan. ha, projeler. projeler daire başkanlığımız bize e, söz konusu sondajın depo iletimi aşamasına kadar ki projeleri iletiyor Hı. bu aşamadan sonra e, iletilen proje kapsamında Gerekiyor ise, gerekli ise hattımızın geçtiği güzergahlarda izin başvurularımız oluyor. Yani farklı kurumlardan farklı kurumlardan izinlerimizi alıyoruz ama e, vatandaşımızın kafasında muhtarlarımıza her geldiğinde dile getiriyoruz, anlatıyoruz. Yani sondaj açıldığı gün bağlanma gibi bir şansı yok. <laughs> evet, bunu özellikle de belirtelim sevgili evet. izleyicilerimize de merak edenler. Hani suyu hemen e, artezen gibi yok, çıkartıp yok, kullanmak diye bir durum söz konusu değil. Evet. Evlerimize gelen suyun <laughs> sağlıklı bir su olarak bize ulaşabilmesi için bir takım aşamalardan geçmesi gerekiyor. Hani bugün suyu çıkardık yarın e, getirelim diye bir durum söz konusu değil. Recep Bey'in de bahsettiği gibi özellikle de e, bir projelendirme aşaması var evet. o projelendirme. Daha öncesindeki tetkikleri, kontrolleri sağlıklı mı değil mi kullanılabilir mi? Hı hı. Belki tamam su çıktı ama sağlıklı değil. O aşamaya da geleceğim evet. birazdan. E, şimdi malumunuz küresel ısınmadan evet. kaynaklı. Yeraltı su seviyelerimiz çok e, ne yazık ki aşağılara doğru inmeye başladı. Bir örnek verecek olursam Kula ilçemizde artık sondajlarımızı 250-300 metrelerde değil yaklaşık 400 metrelere kadar inmek zorunda Zorunda kalıyoruz. Çok kötü bir durum. Yani. E, i̇ndiğimiz zaman da bu sefer e, kimyasal kirlilik artıyor. Tabii. Suda. Yani kimyasal kirlilik arttığı zaman suyun içilebilir hale getirilmesi de ayrı bir iş. Bu da ne yazık ki hem maliyetlerimizi hem de iş yükümüzü arttırıyor. Tabii. Yani büyükşehir belediyesi olduğu günden bu yana Manisa Belediyesi olarak 316 adet yeni sondaj açtık. Yani sayıya e, baktığınız zaman ne kadar vahim durumlarda olduğumuzu görebiliyorsunuz. Yer hareketleri olsun, hı hı. E, farklı faktörler olsun, açtığımız daha önceki kuyuların derinliklerinin su seviyelerine yetmemesinden kaynaklı. Onlarda da geçen geçen e, seviye tabii, düşüyor değil mi eski sondajlarda? Evet. Dinamik ve statik seviyeleri düşüyor. Bu yüzden... E, mevcut sondajlardan dahi verim alamaz hale geliyoruz. Çok ne yazık güzel. ki her geçen gün bu daha da O zaman vatandaşlarımızın da bu konuda hassas yani evet. tasarruflu davranmaları tasarruflu gerekiyor. Yani gerekiyor. biz suyu çok hoyratça kullanıyoruz ne yazık ki. Yani evet. ben hepimiz görüyoruz dışarıda işte dükkan önlerini sulayanlar e, gereksiz yere su akıtanlar işte evde bile en ufak çocuklara da öğretmenleri e, tasarrufla ilgili e, önerilerde bunları işte dişinizi fırçalarken tamam. suyu açık bırakmayın ya da işte e, klozet sularını e, tasarruflu kullanın gibi gibi ama ne yazık ki bu konuda e, vatandaş olarak ülke olarak bir bir e, Bilinçsiz, e, bilinçsiz bir toplumumuz var. Bu önemli sizin bu noktada çok fazla işiniz olacak diye düşünüyorum. Bu noktada öncelikli olarak mahalle muhtarlarımızı elimizden geldiğince açıklamalar yaparak bilinçlendirmeye evet, çalışıyoruz. Evet. Yani e, mahalleliğe en güzel ve uygun dille anlatacak olan muhtarlarımız. Mutlaka. Bununla ilgili zaman zaman e, çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Gerektiğinde köy kahvelerinde, mahallelerde toplantılar Bilgilendirme düzenleyerek bilgilendirmeler yapıyoruz. Ee, sondajları açtık. Hı hı. Ee, projeler dairemize gönderdik. Projesi geldikten sonra bir diğer aşamada enerji nakil hatları. Şimdi suyu bulduğumuz nokta ne enerji e, panolarına yakın yerler oluyor ne depolarımıza yakın yerler oluyor. Bu da e, ekstra maliyetlerimizi arttırıyor. Tabii. Özellikle e, derinlik arttıkça bomba güçleri daha yüksek çıkıyor ve e, tüketim daha da fazlalaşıyor. Enerji Hı -hı. tüketimlerimiz Hı -hı. olumsuz yönde etkiliyor. Çalışmalar. Evet. Ee, baraj da sıkıntı değil mi? Barajda baraj yok. Şöyle bir sıkıntımız da var. Manisa olarak e, içme suyumuzu yüzey sularından karşılayamıyoruz. Hı -hı. Hep derin su sondajlarından sağlıyoruz. Mesela Gördes Barajı'mız var. Hı -hı. Gördes Barajı'ndan içme suyunu Manisa'ya temin edemiyoruz. Neden? Zamanında alınan kararlar gereği Gördes Barajı'nın içme suyu İzmir'e Gönderiliyor, Aha. evet. Yani böyle bir barajımız var ama biz var. kullanamıyoruz. Evet, biz yani. kullanamıyoruz, ne yazık ki. Biz o da e, kötü. Hmm. Daha belki e, daha mı az masrafsız oluyor baraj e, sularını kullanmak sondaj çünkü elektrik masrafı da biniyor değil mi sondaj Tabii. çalışmalarında? Tabii, Aynen öyle. Çünkü e, cazibeli bir şekilde suyu temin etmiş oluyorsunuz. Cazibeli derken yani e, pompalar ve enerji gerektirmeden, terfi hı. ettirilmeden hı hı. suların doğal akış kanlığıyla çeşmelerimizden ve musluklarımızdan hmm. akmasını sağlamak demek. Hı -hı. Bu da birçok maliyeti azaltacak bir şey. Evet. Ayrıca sondajlardan suyu çekip tekrar depolara basıp bunu vatandaşımıza şebekeyle iletmek masraflı. Masraflı. Anlıyorum. Evet. Peki yol suyun yolculuğuna devam edelim. Başka evet. e, bu aşamadan sonra artık evlerimize e, ulaşabiliyor. Ulaşabiliyor. Ulaşmadan önce Hı. farklı çalışmalarımız yine olabiliyor. Onları anlatalım. Az önce bahsettiğim gibi sondaj deneyimlerimizin artmasından kaynaklı. Kimyasal e, olarak sularımız kirli çıkabiliyor. Kimyasal Hı -hı. parametreler açısından bozuk çıkabiliyor. Genelde e, demir, mangan ve arsenik ile nitrat parametreleri çıkıyor. Manisa Hı -hı. bölgesinde açtığımız sondajlarda. Allah Allah Çok evet. ilginç. Evet. Analiz sonucunda ortaya çıkan bu olumsuzlukları gidermek için e, her geçen gün arıtma tesisimiz sayısı artıyor. Çünkü, Kaç tane arıtma tesisimiz var şu anda? Toplamda şu an 111 adet arıtma tesisimiz var. Hı -hı. E, çalışmaları devam edenler de var. 38 tane arıtma tesisini Büyükşehir olduktan sonra Büyükşehir yasası ile beraber faaliyete geçirdik. E, 38 adet arıtmamız var. Hı -hı. Ee, en büyük kapasiteli artmamız bu arada Manisa Merkez Akpınar tesislerinde bulunan günlük 70 bin metreküplük kapasiteye sahip artma tesisimiz. Dediğim gibi yani e, bilinçsiz ve sorumsuzca kullanmanın hı hı. cezasını bugün az bir şekilde çekiyoruz belki ama ilerleyen ileride yıllarda 10-15-20 yıl sonra çok büyük sıkıntılar yol Anlıyorum. Yani suyun hayat olduğunu düşünürsek, bütün vatandaşımızın bilinçli bir şekilde kullanması gerekiyor. Evet, Tasarruflu kullanması gerekiyor. Olması gerekiyor. Şimdi bu incelemeler e, dediğiniz gibi farklı e, materyaller, işte arselek dediğiniz farklı e, demir, mangan, demir, demir, mangan demir mangan gibi. Bunların e, tespiti yapıldıktan sonra arıtma tesislerinde evet. arıtılıyor bu. Arıtma tesislerinde arıtıyoruz. Arıttıktan sonra e, zaten belli aralıklarla <laughs> ve belli zaman dilimlerinde, Halk sağlığıyla koordineli çek şekilde Hı. çalışmalarımız evet. var. Her mahalleden, mahallenin okul çeşmesinden, cami çeşmesinden koordineli şekilde sunumun neler alınıyor. Yani biz sondajı açtık, demir kimyasalı çıktı bunu arattık, Hı. depolarımızı aktardık ve vatandaşımıza direkt sunmuyoruz. Hı. Belli aralıklarla kendimizi otokontrol yapar şekilde denetliyoruz zaten. Hı. Halk sağlığıyla koordineli şekilde. Olası bir bozukluk durumunda, Suyun içilemez hale geldiği durumlarda tekrar müdahalemizi yapıyoruz. Tesislerimizde bakım onarım gerekiyorsa bakım onarımını yapıyoruz. Hı hı. Ee, eğer yer hareketlerinden kaynaklı kuyulardaki kimyasallık bizim arıtma tesislerimizin kapasitesini aşacak şekilde ise mecbur kuyuyu terk etmek zorunda kalıyoruz. Yeni bir su hı. kaynağına yöneliyoruz. E, Recep Bey biz şu anda çeşmeden su içebilir miyiz? İçebiliriz. Gayet sağlıklı Ben içiyorum şekilde. zaten İçerim. de. Aynen <laughs> ben de aynı şekilde içiyorum. Yani... Dediğim gibi içilemeyecek suyu biz depomuza akıtmıyoruz. Depomuzu akıtmayarak... Bunu özellikle sevgili izleyicilerimizle evet. net bir şekilde ifade edelim bence. Evet. Manisa'da çeşmenizden akan suyu rahatlıkla gönül içebilir, rahatlığıyla gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Kontrolleri rutin aralıklarla evet. yapılıyor. Gayet de sağlıklı içilebilir. Evet. Yalnız sadece şöyle bir şey var diye ben hissediyorum. Biraz fazla kireçli bizim bölgenin suyu değil mi? Yani, şeyi yani biraz yüksek. kireç var ama e, yani şeyden değil içime bir içime sıkıntısı yok bir sıkıntısı ama yok, çamaşır makinelerinden fark yani. ediyor bayanlar <laughs> evet, genelde evet. özellikle <laughs> Aynen öyle. ama onun dışında içimi son derece sıkıntısız rahatlıkla yani kokusu kireç, şeyi yok yani ben Yok herhangi bir zarar yok Kireç parametrelerini de zaten e, takibimiz altında <laughs> olası yükseklik durumunda buna e, müdahale etme gibi bir şansımız var. Ama, e, Ama bölgesel olarak da olabiliyor. Bölgesel olabilir. olarak olabiliyor. O bölgedeki kayaç ve zemin yapısından Tabii. kaynaklanıyor. Ama e, vatandaşımız kesinlikle e, insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik haricinde bir suyu tüketmiyor. Hı -hı. Bu Yönetmeliği uygun hale getirerek çeşmelerimizden ve musluklarımızdan akıtıyoruz suyu. Doğal kaynak suları var bir de Recep Bey işte Ulu caminin o tarafta o bölgede birkaç bölgede böyle kendiliğinden akan evet. ben oraları hepimiz gidiyoruz. Birçok vatandaş da oradan su dolduruyor. O sularla ilgili bir çalışma yapılıyor mu? Biz mi yapıyoruz maske olarak yoksa halk sağlığı mı yapıyor? O konuda e, biz yani bir dezenfeksiyonunu sağlıyoruz. O bahsettiğiniz bölgedeki e, suyun dezenfeksiyonunu sağlıyoruz. Halk sağlığı zaman zaman zaten oralardan da numune alıyor. Hmm. Anayasi sonuçlarını bize gönderiyor. Olası bir e, bozulma ya da kirlilik durumunda müdahale ediyoruz. Hmm. Yani onu da en azından vatandaşlar çok Onlar, fazlaca orada su dolduran var. Evet. Çünkü yani onu da merak ediyor olabilirler. Onların da kontrolü e, sağlanıyor diye söyleyebiliriz evet. sevgili izleyicilerimize. Aynen. E, hatlarımız ne durumda? İçme suyu hatlarımız. Hatlarımıza geçmeden önce bir tabii, konuya tabii, buyurun, daha değinmek lütfen. istiyorum. E, bu arada Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığının yayınladığı yeni yönetmelikler gereği e, klor dozaj pompalarımız var. Hmm. Yani çeşmelerimizden akan e, sularımızı e, yönetmelik gereği belli ölçülerde klorlamak durumundayız. Bu hmm. da insan sağlığı açısından faydalı bir şey. Hmm. E, zararlı mikroorganizma ve bakterileri öldürmek açısından. Hmm. E, yeni yayınlanan tebliğ gereği. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Genel Müdürümüzün talimatlarıyla 800 adet e, depomuzda e, klor dozaj pompalarını yeniledik. Tamamını çalışır ve e, sıfır hale getirdik. Yönetmelik depolar diye istiyor. Ha, yok muydu? Daha önce vardı e, ama sondajlarımızda olanlar vardı. Yönetmeliğin istediği şartları taşımayan cihazlar vardı. Bunların tamamını bu yeni yönetmeliğe çıktı uygun hale getirdik, evet. Yani içme suyu depolarımızda da bu cihazlarımız mevcut. Evet, mevcut. Herhangi bir e, durumda klorlaması yapılarak sağlıklı hale, Aynen, e, sağlıklı o, hale. olması gereken hale olması getiriliyor. Olması getiriliyor. Aynen. Evet, içme suyu hatlarımızdan bahsedelim isterseniz, onların durumunu. Aslında içme suyu depolarımızı da çok anlatmadık, onların evet, da bir onların son durumundan da bahsedelim. Yenilendi artık yenilenmeyen bir yani, depomuz yok diye düşünüyorum. İçme suyu depolarımız hı. şu şekilde yenilendi. Ee, Büyükşehir Belediye'miz kurulduktan sonra 2014 yılı seçimlerinden sonra hı hı. şu ana kadar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde toplam 1260 civarında içme suyu deposunun yenilenmesi ve tadilatı çalışmaları bitirilmiş durumda. Bununla ilgili e, ayrıca söyleyebileceğim bir e, özellik de var. hı. hı bu depolarımızda sadece tadilat ve tamirat yapılmıyor. Manevra odası diye bahsettiğimiz bütün vana, su giriş ve çıkışlarındaki demir aksamlar vesaire hepsi değiştiriliyor. Ayrıca yine halk sağlığının istediği kriterlerde söz konusu içme suyu depolarımız videoda Hı -hı. da görüleceği gibi Hı -hı. belli bir koruma alanı altına alınıyor. Hı -hı. Bu şekilde vatandaşımıza sağlıklı içme suyu sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Bu önceki arada, halleri de vardı bizim. Önceki ee, halleri yani var. Çok kötü yeni vahim halleri durumda. var. Yani ee, gerçekten şu andaki hallerini e, her vatandaşın görmesi, görmesi ve bilmesi gerekiyor. gerekiyor. Biliyorsunuz Buyurun. Maske Genel Müdürlüğümüzün bir sergisi vardı. Evet. Öncesi ve sonrası. Öncesi ve sonrası. Oraya katılan vatandaşlarımız çok daha net bir şekilde görmüşlerdir Kesinlikle. zaten. Kesinlikle. Şu anda evlerine gelen suyun, bakın şu anda da ekranda evet, görebiliyor sevgili izi eski hallerini. Ve yeni, yeni hallerini. E, sağlıklı bir şekilde sularını içebiliyorlar evet, sevgili izleyicilerimiz, sevgili manasalılar. Evet Recep ve devam edelim. Ee, bu arada tabii e, sadece... Bu çalışmalar ile yeterli kalmıyoruz. 7-24 çalışan Ekipler. arkadaşlarımız var, ekiplerimiz var. Toplam 2016, 17 ve 18 yıllarında ortalama aylık 605 adet arıza gidermiş durumda arkadaşlar. Bir bu ortalama, evet. Ortada. 17 ilçemizde. Ee, tabii bu ortalama yaz aylarında özellikle su tüketiminin fazlalaşmasından kaynaklı artabiliyor. Hı hı. Ee, bu arkadaşlarımıza da gösterdikleri çabalardan dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Zor bir iş çünkü. Evet. Zor. Çünkü yeri geliyor gecenin ikisinde, üçünde yataklarından kaldırıp yine Tabii. götürüp bu çalışmaları, arızaları giderdiriyoruz arkadaşlarımıza. Yani mühim olan vatandaşa e, zor durumda bırakmamak, hemen çözüm bulmak. Çözüm bulmak, aynen. Hı hı. Onun için çabamız. Ee, İçme Suyu Daire Başkanlığı olarak Büyükşehir e, olduktan sonra toplam... 550 kilometreye yakın içme suyu hattı değiştirdik. Bu içme suyu hatlarının içerisinde e, terfi hatlarımız var, hı hı. E, kısmi şebeke hatlarımız var, isale hatlarımız var. E, terfi ve isale hattı nedir diye soran vatandaşlarımız oluyor. Zaman zaman bunlarla karşılaşıyoruz. Hı hı. Terfi hatlarımız kaynağımızdan ya da sondaşımızdan depomuza hı hı. suyun basıldığı, iletildiği hat. Hı hı. İsale hattı ise... Depodan tekrar cazibeli bir şekilde şebekeye şebeke. suyun iletildiği hat. Bunun da bilgisini verelim çünkü evet. çok karıştırılabiliyor bu tabii, konu. Tabii tabii yani evet. sonuçta bilmediğimiz bir konu yani evimize su çeşme yaktığımızda herkes şu an su geliyorsa tamam Öyle, <laughs> ama evet. bu oraya kadar gelme sürecini hiçbirimiz bilmiyoruz ne hangi şekillerde nasıl ne şartlarda olduğunu Aynen. son derece önemli. Ee, az önce bahsettiğim bu e, depolardaki suyun e, hijyenik ve dezenfeksiyonu Hı -hı. sağlanmış halde depolanması noktasında bir diğer çalışmamız da depo pompa otomasyon sistemlerimiz. O nedir? E, bu sistemler vasıtasıyla şimdi eskiden e, büyük şehir olmadan önce e, kırsal mahallelerimizde, köyden dönüşen mahallelerimizde yeri geliyor vatandaş kontrol ediyor, yeri geliyor muhtar kontrol ediyordu. Yani sondaj çalıştığı zaman depoyu dolduruyor. Hı hı. Depoda olduktan sonra tüketim az ise depoda su birikiyor, fazla basılmaya başlıyor. Hı hı. Bu sefer depo taşıyor. Enerjiden zararlı evet, zar oluyor, tabii. su israf edilmiş oluyor. Bu depo otomasyon e, pompa otomasyon sistemlerimizle yani e, pompa çalıştırılıyor. Depoda sensörlerimiz var. Depo belli bir seviyeye geldiği zaman uyarı vererek pompayı kapatıyor. Yani sürekli su depoda dolu, dolu şekilde olarak kalıyor. O zaman manuelden e, elektronik, bir, Aynen. Sisteme elektronik bir sisteme geçirmiş. Aynen elektronik sisteme geçilmiş durumda şu anda. Hı hı, o da çok güzel. E, bu çalışmanın neticesinde su israfı ve e, enerji tasarrufu sağlanmış oluyor. Hı hı. Zaman zaman e, arızalar meydana gelebiliyor. Ama dediğim gibi 17 ilçedeki bütün ekiplerimiz zaman mevfumu gözetmeksizin gerekli müdahalelerde bulunarak arızaları gideriyorlar. Zor bir iş en sıkıntılı dairelerden bir tanesi olsa gerek değil mi Recep evet, Bey? Yani, yani maske bünyesinde en sıkıntılı yani en dairelerden. En önemli çünkü içme suyu artık onun Daha ötesi, ötesi yok. Daha ötesi yok. yani Kendimden örnek verdim evet, İlk evet. konuşmaya başladığımızda bir 10 dakika geçtikten sonra ben bile hani ne, neden gelmedi? Neden su? gelmedi? Neden, ne neden zaman gelmedi? gelecek? En çok yani bu, zaten telefon 185'e gelen telefonların herhalde yüzde 80'i içme, içme suyu ilgili, arızaları ile ilgili arızaları ile ilgili. Tabii bunun hani şimdi şunu da soracak olabilir sevgili izleyicilerimiz. tamam bu kadar çalışma var ama neden bu bu kadar çok arıza oluyor? Evet. Diye bir soru da sorabilirler. Ben Şimdi, onların adına sormuş olayım. Tabii ki ben de cevaplayayım sorunuzu. Şimdi geçmişteki teknoloji ile günümüzdeki teknoloji bir değil. Hı. Geçmişte içme suyu atlarımız ve döşenen borular PVC, pik döküm, asbest ve cam elyaf takviyeli CTP diye bahsettiğimiz malzemelerden hı hı. genelde. Artık son teknolojilerde HDP borularımız var. Nedir onun özelliği? Yüksek dayanımlı, hı. ömrü 30-40. Yıl arasında bir dayanma ömrü olan e, borularımız. Hani belli bir birikmişliğin ve e, kullanılmış, kullanılmışlığın verdiği e, etkiler neticesinde söz konusu hatlarımızda fazlaca patlak ve arızalar i̇şte meydana geliyor. O yüzden geliyor. zaten yenileme çalışmaları evet, yapıyoruz. O yüzden yenileme çalışmaları yapıyoruz. Az önce bahsettiğim 550 kilometre içme suyu hattı değişmesinin haricinde, Bildiğiniz üzere Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığımız kuruldu. Genel Müdürlerimiz Burak Bey, Burak hı hı. Aslay'ın hı hı. daire başkanı oldu. Bu bahsettiğim 550 kilometre hattın içerisinde mahallelerimizin altyapı değişimleri vesaire yok. O rakamları da dahil ettiğimiz zaman çok daha fazla bir Çünkü çok altyapı fazla değişim, değişim, oldu. değişim evet. oldu. Yani bu bahsettiğim 550 kilometrelik hat değişimi içme Suyu Daire Başkanlığı olarak bizim değiştirdiğimiz terfi ishalatları ile bölgesel ve lokasyon değiştirilen hatların rakamları. Bunun dışında daha da farklı Çok çalışmalar. daha fazlası. Yatırım Daire Başkanlığımız tarafından yapılmış. gibi yapıldı. yıllar öncesinden yapılmış eee boru hatları, içme suyu hatları onların mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Evet. O yenileme çalışmaları esnasında da kesintiler söz konusu. Orada çalışılabilmesi için de e, e, vatandaşa bilgisi dahilinde evet. e, hepimize geliyor maskiden e, mesaj işte şu tarihlerde yenileme çalışması yapılacağından şu saatler arasında su verilemeyecektir evet. diye. Böyle bir çalışması da var. Aynen. Ee, en azından tedbirini alıyor. Tedbir alabiliyor vatandaşlarımız. vatandaşlarımız. Ama bunun haricinde e, farklı kurumların yaptığı çalışmalar sırasında verilen zararlardan kaynaklı kesintiler de olabiliyor. Tabii. E, vatandaşımız mağdur etmemek adına elimizden gelen çalışmaları ve gayreti göstermeye çalışıyoruz. Hı hı. Ama hak verirseniz ki bazı şeyler e, zamanla olabilen e, işler. Yani en basitinden bir apartmana giren branşman bağlantısının bile... Bir, bir buçuk saatten önce tamiratı mümkün değil. Çünkü evet. e, ekip sayısına göre gelen arızalar belli bir programa alınıyor. Tabii planlanması Planlanıyor. gerekiyor. Planlanıyor. Günlük bir e, çizelge oluşturuluyor. Bunun e, kapsamında ekiplere görev dağılımı yapılıyor. Ama Hı -hı. aniden gelişen arıza ve patlaklarda program içerisine sıkıştırmaya çalışıyoruz. Sıkıştıramadığımız zaman... Programın bitmesine müteakip müdahale edebiliyoruz. Hı hı. Hani bu konuda vatandaşımızın biraz daha duyarlı olup sabırla Sabırlı beklemesini biliyoruz. İşte su sabırsız yapıyor insan evet. herhalde susuzluk belki o yüzden kaynaklı olabilir ama bunları bildikleri takdirde sevgili izleyicilerimiz. Vatandaşlarımız en azından işlemlerin nasıl yürüdüğünü, bir bazı çalışmaların zaman aldığını zaman bilmesi alalım. açısından önemli. O yüzden evet. zaten bizler de sizleri konuk ediyoruz ki vatandaşımız bu konuda bilgilensin. Nasıl çalışılıyor, hangi aşamalardan geçiliyor o, o açıdan çalışmalarınızı anlatmanız önemli. Evet. Unuttuğunuz herhangi bir konu var mı? E, şundan bahsetmek istiyorum bir de. Lütfen. Bizim e, Manisa merkezde bulunan fidanlık su depomuz var. Hı. 10 bin ton kapasiteli Ege bölgesindeki en büyük içme suyu deposuna sahip Manisa merkez. Ne kadar? Bunun güzel. da bilgisini <laughs> vermek isterim vatandaşımıza. Onun dışında herhalde çalışmalarımız. Onun dışında bu kadar. Bütün ve müferd çalışmalarımız devam ediyor. Hı hı. Ee, dediğim gibi ilçe 17 ilçemizin iki tane merkez, 15 tane ilçemizde ilçe şefliklerimiz var. Hı hı. İlçe şefliklerimizde koordineli şekilde. Ee, en kısa sürede arızaları gidermeye Orada çalışıyoruz. Orada da görevlerimiz var zaten. Orada da görevlerimiz var. Bu ilk bahsettiğim 491 adet personelimizin içerisinde onlar da var. Hı hı hı. Ee, bir diğer konu konuda e, aklıma gelen bahsetmek istediğim. Buyurun. E, bu arızalar vesaire yapılıyor ama neyle yapılıyor? Malzeme ve mal alımlarımız var. Tabii. Yani yıl içerisinde yaklaşık 8-10 milyon liraları bulan malzeme alımları gerçekleştiriyoruz. E, Muradiye ambarımızda e, stokluyoruz. Yeri geliyor e, buradan e, direkt ilçelere malzemelerimizi gönderiyoruz. İlçe şefliklerimiz tarafından gelip e, temin edildikten sonra en kısa sürede arızalara hmm. müdahale ediliyor. Tabii yani bu yapılan tüm işlerinde bir belli bir maliyeti evet. söz konusu. Maliyet. Hem enerji açısından da biliyorsunuz... E, sondaj çalışmaları ve diğer işte suyun sağlıklı bir şekilde evimize ulaşabilmesi için elektrikle sonuçta evet. çalışıyor. O da ciddi bir masraf söz diye yani, düşünüyorum maske için. Değil şöyle mi? bir e, bilgi vereyim size. Su ve İçme Suyu Daire Başkanlığı olarak biz Manisa Su ve kanalizasyon İdaresi dairesi, hı hı. E, aylık şu anda son gelen elektrik zamlarıyla beraber çalışıyoruz. E, 5 milyonun üzerinde elektrik faturası ödüyoruz. Yak 6 milyona yakın bir rakam Çok aylık. ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Tarife değişiklikleriyle ilgili çalışmalarımız oluyor. Cengiz Başkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda. Hı hı. İnşallah bunların neticesini alırız. Neticelerini aldığımız zaman da bu maliyetleri düşürdüğümüz zaman vatandaşımızın cebine mutlaka yansıyacaktır. hı. hı. Yani, ama bunu da bilincinde olmak gerekiyor. Evet. Bazı şeyleri eğer e, rahat yaşayabiliyorsak, e, su elimizin altındaysa bu hizmetlerinde e, bizlere belli aşamalarla, belli maliyetler, maliyetler çerçevesinde mi? geldiğini bilmemiz gerekiyor. Aynen. Yani suyu e, kullanıyoruz, hoyratça çok güzel ama ne yazık ki bize gelene kadarki masrafını da e, bilmemiz gerekiyor. Göz önünde bulundurmak Onu lazım. Düşünerek... Bu yüzden e, vatandaşımızın en çok dikkat edeceği konu su israfından kaçınmak. Yani su israfı su hayat tasarruf su hayat Su hayat yani felsefemiz bu. Başka ötesi yok. Ötesi yok aynı. Evet Recep Bey varsa başka aktarmak istediğiniz konular onları da alalım yoksa programımızı kapatacağım izninizle. Ben bu şansı verdiğiniz için burada konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İlk başta da söylediğim gibi 491 adet daire başkanlığımızda çalışan personelimize Yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Genel anlamda içme Suyu Daire Başkanlığı'nın yaptığı iş ve görevlerle ilgili vereceğim bilgiler bunlar. Teşekkürler. Sağ olun. Programımıza sağ konuk olduğunuz ben için teşekkür çok teşekkürler. Ederim. Evet sevgili izleyiciler bugün de Yerelden Yönetim programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.